Beyler bayanlar selamlar. Bugün çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Çok uzun süredir bu projenin çıkmasını, başlamasını bekliyoruz ve artık test setleri başladı. Çok yakında da çıkacağını düşünüyoruz. Hangi oyun mu bu? Hadi geçelim şimdi incelememize. Oyunumuzun ismi Ember Sword. Bu Ember Sword'u ben sizlere çok daha eskiden göstermeye çalışmıştım. Ne zaman mı? Çok daha az kilolu oldum zaten, bakın hemen ekrana da verdim. Ne zaman? 5 Nisan'da arkadaşlar. Geçen sene 5 Nisan'da bakın bu oyunu alın, lentleri satılacak, mutlaka girin, kaçırmayın diyerek sizlere göstermeye çalışmıştım. Neyse, olan oldu. Şu an peki ne yapabilirsiniz? Bu oyun nasıl olacak? Gelin şimdi onlara bakalım. Sizlere anlatırken de bugün arka planda oynanışla ilgili kısımları gösteriyor olacağım arkadaşlar. Oynanış şu anda birazcık daha basit. Sadece materyal toplamayla birazcık crafting var falan filan. Onları da detaylı anlatacağım ama arka planda sürekli testnet oynanış videosunu gösteriyor olacağım. Yakın sürede çıkacak güzel haberler, testnet başladı vesaire dedim ama bir yandan da aslında gerçek tarihlere de bakmamız lazım arkadaşlar. 2022 yılı içinde sürekli, bu yıl içinde sürekli olarak testnet yapacaklar ve hataları giderecekler. 2023 yılında da tamamen çıkmayı planlıyor. Peki abi ne bu oyun? MMORPG. İçinde hem PvP hem de PvE unsurları olacak. Yani siz normal gidip bir boss kesebileceksiniz. Boss işte kurt sürüsüne saldırabileceksiniz. Oradan gelecek parayla üstünüzü geliştireceksiniz ya da düşen materyallerle üstünüzü geliştireceksiniz ve geliştirdiklerinizi NFT yapacaksınız, onları satacaksınız, para kazanacaksınız ya da başka PvP oyuncularını öldüreceksiniz. Ya PvP'nin bir ödülü olacak mı? Evet, tabii ki de olacak arkadaşlar. Bazı achievement'lar ya da görevler ekleyeceklermiş ve atıyorum oyuncu öldürünce, 100 tane oyuncu öldürünce bize ekstradan puan verecek gibi bazı görevleri tamamlamaya çalışacağız. MMORPG deyince ise genelde akla şu soru gelir. Pay to win olacak mı? Yani para yatırıp üstün hale gelecek miyiz? Hayır arkadaşlar, bu oyun tamamen ücretsiz olacak, biliyorum. Ücretsiz ve para kazanmalı oyunları sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Bu oyunda onlardan biri olacak gibi duruyor şimdilik. Yaptıkları açıklamalarda zaten öyle. Parayla satılacak her türlü şey genelde kozmetik olacak ama burada ince bir detay da vermişler. Normalde 100 tane slotunuz varken 200 tane slotu çıkartabileceksiniz. Ya da biraz önce söylediğim gibi bazı eşyaları, collectible'ları toplayabileceksiniz. Ama bu collectible'lar kesinlikle oyun içinde hiçbir etkisi olmayacak arkadaşlar. Sadece dış görünüş. Ama bu tarz oyunların özellikle NFT sektöründe görselin ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuz. Sırf o eşyaları, NFT'leri alabilmek için binlerce dolar ödeyen insanlar da çıkabilecek. Bunu da unutmayalım. Bu collectible'ları da biraz önce söylemiştim. Hem PvP, yani oyunculara karşı, hem PvE, normal bilgisayara karşı, yaratıklara karşı tamamlayacağımız görev ve achievement'lardan elde edebileceğiz. Oyunda parayla satılabilecek diğer şey ise lentler arkadaşlar. Bu lentlerden ilk satışta bayağı bir almıştım. Arazi zengini olacağız bakalım umarım bu oyun çıktığında. Bir de zengin edebilecek diğer şey de şu olabilir ama token konusunda çok emin değiliz arkadaşlar. Ember adında kendi token'ı olacak. Ve bu token'ı da yine aynı diğer oyunlardaki gibi transfer edip alıp satabileceğiz. Oynanışla ilgili de şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Class seçmiyoruz. Normalde mage, büyücü ya da böyle işte savaşçı tarzında net bir yolda izlemiyorsunuz. Bu tamamen ne olacağınız tamamen sizin kullandığınız silahlara bağlı olacak. Elinize kılıç takarsanız savaşçı oluyorsunuz. Asa kuşanırsanız arkadaşlar büyücü oluyorsunuz. Hangi oyun aklınıza geldi çok iyi biliyorum. Albion. Albion'da yine aynı mantıkla ilerliyordu. Aslında çok eskisinde Ultima Online var ama şu anki oynanış tarzı ve görselleriyle tamamen Albion'un aynısını yapacaklar gibi gözüküyor. Ki yaparlarsa ve bu blockchain ağı üzerinde olursa mükemmel olacak. Oyunla ilgili temel bilgileri de verdiğime göre arkadaşlar şimdi testetteki bazı eksiklikler mi diyeyim ya da olabilecek şeyler mi diyeyim. Neyse. Bir de onları konuşalım. Öncelikle oyuna vakit harcamamız gerekecek. Bunu anladık arkadaşlar. Çünkü sürekli bir şey toplamanız gerekiyor yerlerden. Materyal toplamanız gerekiyor. Ve materyaller ne işe yarayacak? Birincisi pot yapabiliyorsunuz. İkincisi üstünüze giyeceğiniz kıyafetleri, zırhları üretebiliyorsunuz. Bazı zırhları üretebilmek çok basit oluyor. Atıyorum 2 tane demir istiyor, 3 tane odun istiyor. Tamam, bunu yapması çok kolay ama örneğin bu testnette 1 tane eşya eklemişler. Diyor ki sana, kardeşim 100 tane ağaç topla. Ya yani 100 tane ağaç toplamak için zaten 1 saat vakit harcıyorsun ki bu daha oyunun başları. İlerisinde end game'e doğru çok daha zor eşyaların olacağında eminim arkadaşlar. Yani eğer tipik bir MMORPG gibi yaparlarsa. Bu da ne demek oluyor? Sürekli bir farm halinde olacağız. Sürekli bir şeyler toplayacağız. Vakti olmayan insanlar ise ne yapacak? Diğer oyunlarda olduğu gibi bunu farmlayanlardan satın almak isteyecekler. Orada da biz devreye gireceğiz. Hemen
hayvan gibi oyuna abanıp arkadaşlar en yüksek en iyi eşyayı çıkartıp bir an önce NFT olacağı için bunlar başkalarına satmaya çalışacağız. Oyunun sesleriyle ilgili bir sıkıntı var şu anda. Umarım bunu düzeltirler. Ya yemek toplarken ağırsız bir şekilde yemek yeme sesi gibi bir animasyon sesi koymuşlar. Ve yanındaki insan toplarken de aynı ses geliyor. Sen her toplarken aynı ses geliyor. Biraz sinir bozucu bir hale gelecek bu. Hele sürekli de bu materyalleri toplamaya çalışacağımız için bir süre sonra adım gibi eminim hepimiz oyunun sesini kapatmaya çalışacağız. İlk sıkıntı buydu. İkinci sıkıntı, oyunda lag var. Şu an browser üstünden oynandığı için mi? Yoksa testette bazı şeyler eksik olduğu için mi? Bilmiyorum. İleride belki bir launcher üzerinden bu oyunu açarlar. O konuda ne yapacaklarını artık ileride oyun çıktığı zaman göreceğiz arkadaşlar. Ember Sword test etti de bu şekildeydi. En sonunda da saatlerce farmladıktan sonra tertemiz kalkanımı da yaptım arkadaşlar. 100 tane odun toplayıp. Evet, başımızda yaptığımıza göre bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.